geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben biraz Sofert'ten bahsedeyim size. Sofert Eskişehir'de Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından ilk olarak Kültür ve Sanat Dergisi olarak kuruluyor. Sonrasında kendisi gibi daha çok mimarlık öğrencisine ulaşmak amacıyla atölyede kuruluyor. Hala dergimizi çıkartıyoruz. Atölyede de mimari içerikler üretiyoruz farklı farklı. Aslında Sofert bir sürü farklı farklı ekiplerden oluşuyor. Grafik ekibi olsun, hatta BSD grafik ekibinde aynı zamanda, hem de temsilci ekibinde. Temsilci ekibimiz var, yazar ekibimiz var, PR ekibimiz var. Bayağı bir kalabalık ve gönüllü bir topluluğuz aslında. Hepimiz de öğrenciyiz. En azından büyük bir çoğunluğumuz. Birbirimizden öğrenip birbirimize öğretmeye çalışıyoruz ekipçe. Bu kapsamda da çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Super Talks'ta bunlardan biri. Beste'ye söz vereceğim. Kendimden bahsetmeyi unuttum, onu da söyleyeyim. Ben de Gamze. Ankara'dayım. TED Üniversitesi'nde 3. sınıf mimarlık öğrencisiyim ben de. Beste'ye bırakıyorum sizi. Hocam hoş geldiniz. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Ben de Beste, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de temsilci ekibinden bahsedeyim. Ben temsilci ekibi üyelerinden biriyim. Temsilci ekibi Sofart'ı daha çok yaymak, duyurmak, hatta üniversitelerle öğrenciler arasında kontak sağlamak amacıyla kurulmuş bir topluluk. Yani bir grubuz. Öğrenciler ve işte öğretmenler ve üniversite arasında bir bağlantı kuruyoruz. Ve bu sayede işte Gamze hocamız gibi çeşitli hocalarımızla birleşip Sofart Talks yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, workshoplar, işte webinarlar vesaire, bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Ben Sofart'ta yaklaşık 1,5 yıldır olacağım, yani 2022 Kasım ayında girmiştim. Bu şekilde. Hocam isterseniz başlayalım. Tamam. Ben hemen bir ekran paylaşımı yapayım, ondan sonra konuşayım. Muhtemelen gelmiştir ekranım. Geldi hocam. Öncelikle ben de çağırdığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani sizin bu etkinliklerinizi takip ediyorum zaten ve çok destekliyorum. Çok iyi işler yapıyorsunuz. Gerek atölyeler, gerek bu söyleşiler. Yani ve hani bu oluşumun çok büyük bir ölçekte olması ve hani tüm mimarlık öğrencilerinin aslında kaynaşması için de çok etkin bir zemin hazırlaması bence gayet güzel. Öncelikle hani sizleri de tebrik ederim bu konuda. Ben de kendimi tanıtarak başlayayım o zaman. Daha sonra da konuya giriş yapayım. Benim ismim Gamze Şensoy. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak yer alıyorum. Yaklaşık 10 yıl oldu Eskişehir Teknik Üniversitesi. Yani isim değiştirdi. Anadolu Üniversitesi'ydi ama hani aynı kurum olarak devam ettiğimiz için toplamda 10 yıl diyebilirim. Doktorayı yeni bitirdim. Bugün sizlere anlatacağım, yani bahsedeceğim konu aslında benim yüksek lisans tezimle alakalı. Bunun da daha sonrasında şu an ders vermeye başladığım için dersini açmıştım ve derste tartıştığımız bazı konular neticesinde işte Beste ile konuştuk ve böyle bir söyleşi acaba yapabilir miyiz diye düşündük. Yani hikaye aslında böyleydi, böyle bir konuya geldim. Şöyle kısaca bahsedeyim hemen. İçerik olarak nelerden bahsedeceğim? İlk önce ben eleştiriden yola çıkmak istiyorum. Çünkü bu gelecek düşlerinden ne zaman bahsedecek olsam, aslında böyle bir sunum yapıyor olsam, mutlaka eleştiriye değiniyorum. Çünkü bunun kökeninde bu var. Yani eleştiri olgusu olmadan aslında bu gelecek düşlerini tam da algılayamıyoruz neden ortaya çıktığını. O bağlamı çok iyi kurduğunu düşünüyorum. Daha sonra gelecek düşleri dediğimiz olgu tabii ki olumsuz veya olumlu olabilir. Yani hani ütopya, distopya, bunların tabii ki alt başlıkları var. Ancak mimarlık şapkası altında baktığımızda ütopyaların daha da çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Mekanla ilişki yönünden de daha fazla ütopya üretildiğini görüyoruz. Bu nedenle aslında bu sunumda daha çok ütopyalara değineceğim diyebiliriz. Bunları tarihsel olarak o iz nasıl, yani bağlam nasıl değişti, o gelecek düşleri nasıl haller aldı, aslında bunun üzerinden tartışmak ve bunu gösterme niyetim var sunum sürecinde. Bunun sonucunda da aslında belki ortaya bazı tartışmalar atabiliriz ve biraz konuşabiliriz diye düşünüyorum. İlk önce eleştiri nedir diye başlayacak olursam aslında birkaç tane böyle değinmem gereken bir konu var. Temel anlamı yargılamak anlamına geliyor ve yargılamak anlamına geldiğinden aslında böyle direkt bir olumsuzluk sanki atfediliyor gibi bir durum oluşuyor. Ancak böyle değil. Yani eleştiri hem olumlu hem de olumsuz olarak aslında olabiliyor.
Ki zaten hani eleştiri yapıldığı zaman bunun sonuçları da geliştirmeye yönelik olduğu için aslında olumlu bir eylem gibi düşünebiliriz. Genellikle öznel olarak üretiliyor. Ki gelecek düşlerinde bunu çokça göreceğiz. Çünkü bir kişiye ait bir eleştiri aslında. Onun o toplumdan veya o mekandan neler algıladığına dair yaptığı eleştirilerden yani öznel yorumlardan ortaya çıkıyor. Ama tabii ki çeşitli çevrelerce bu benimsenebiliyor. Bu düşünceler takip edilebiliyor. Bu şekilde belki kısaca açıklayabilirim. Kökeninden bahsedebilirim. Kritikos olarak bir kökeni var Yunanca'da ve yargılamak anlamına geldiğini zaten söylemiştim. Her şeyi eleştirebiliyoruz. Yani yalnızca mimarlıkta vardır diyemiyorum bunun için. Yani bir durum, yapıt eleştirebiliriz, bir düşünceyi eleştirebiliriz, bir eylemi olumlu olumsuz yönleriyle değerlendirebiliriz aslında ve bu değerlendirme sonucunda yeni bir yorumlamaya ulaşıyoruz. Aslında eleştiri dediğimiz olgu neticesinde böyle bir şey. Ve önemli bazı aslında kavramlar var eleştiriden bahsederken. Yani bir farkındalık yaratma durumu var. Yani o ideale ulaşma güdüsü o farkındalığı yaratmamızı sağlıyor aslında ve biz bu nedenle eleştiriyoruz. Yani bir memnuniyetsizlik durumu var. Bir durumdan hoşnut olmadığımız zaman onu eleştirip daha iyiye evritmeye çalışıyoruz aslında. Temelinde böyle bir durum var ve biz bunu gelecek düşlerinde, ütopyalarda çokça görüyoruz. Yani ideal olanın aranması olarak söyleyebiliriz aslında. Peki ideal dediğimiz ne? Var mı? Ona ulaşabilir miyiz? Bunlar önemli sorular ve bu sorular aslında ütopyanın da temel argümanlarını oluşturuyor. İdeal dediğimiz olgu aslında mükemmel olan değil, yani anlaşıldığı şekliyle daha iyi olana ulaşmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü ütopyalar aracılığıyla da o daha iyi olana ulaşmaya biz çalıştıkça sürekli arayış içerisinde oluyoruz. Yani mükemmele ulaşmak değil, o olanı eleştirip ondan daha iyisine ulaşmak gibi bir şey söyleyebiliriz. Tabii ki eleştirinin öznel olduğunu söylediğimiz için aslında idealler de öznel. Çoğalabiliyor. Herkesin ideali kendine göre değişebiliyor ve bunu ortaya koyduğu için aslında biz şimdi bu tarihsel izle de bunu izleyeceğiz. Ütopyalar çokça çeşitlenmiş durumda. Ulaşabilir miyiz? Bu da aslında yani burada sorduğum sorular evet ulaşabiliriz veya ulaşamayız gibi sorular hani net cevabı olan sorular değil belki. Çünkü ütopyalarda da mesela bir ulaşmama güdüsü var Bebeğim. gibi düşünebiliriz. Bir soru mu var? Bu ulaşıp ulaşmama güdüsü aslında ütopyaları da hani onların ortaya çıkışını aslında etkiliyor, onları güdülüyor diyebiliriz. Yani ulaşamadığımız zaman daha çekici geliyor belki de. Yalnızca o olasılığı ortaya koymak aslında, o güdüyü ortaya koymak belki bizim için yeterli olan diyebiliriz. Bu nedenle aslında o ulaşılabilir olma meselesinde çıkan diğer bir kavram muğlaklık olabilir. Belki bundan bahsedebiliriz. O nedenle eleştiri yaptığımız zaman aslında ortaya koyduğumuz şey bizim kesin çözümler değil. Yani olabilirliği açığa çıkartan öneriler. Ki bu zaten bizi ütopyaya yönlendiriyor aslında. Konu buradan ütopyaya geliyor diyebilirim. Şimdi ütopyadan hemen kısaca bahsedecek olursam bunun çok da eski kökenlerindeki derin bilgilere girmeyeceğim. Hani o konuda öyle bir sıkıcı bir yere yönelmeyeceğim ama konuyu anlamak adına sadece ne anlama geldiğinden belki kısaca bahsedebilirim. Kökeni yine Yunanca ve ou, eu veya topos'la birleşiminden oluşuyor aslında. Ütopos gibi hani ütopya oradan türüyor gibi düşünebiliriz. Ve kökeninde bu ou ilk köken aslında yok değil anlamına geliyor ve topos da yer ülke anlamına geliyor. Bu nedenle aslında ütopyayı biz temel anlamıyla olmayan yer, işte yok yer, iyi yer gibi betimleyebiliyoruz. Ve ütopya üretiminde etkin olan disiplinler var. Bunlar düşünme üzerine olan disiplinler aslında. Hani bunların ortak noktalarını düşünürsek felsefe var, sosyoloji, edebiyat, mimarlık ve ortak kesişimleri aslında toplum.
Yani topluma dair bazı eleştiriler gerçekleştirirken alt metinde aslında mekanı da kullanıyorlar. Bu nedenle de aslında mimarlık da bir süre sonra çok daha fazla kesişmeye başlıyor. Ütopyaları anlamak adına birkaç onların nüansından belki bahsedebilirim. Çünkü şöyle çok geniş bir kavram olarak yer almaya başladı. Yani literatürde. O kadar gündelik bir kavram haline geldi ki aslında hani normal bir şeyden bahsederken bile hani ütopik düşünüyorum deyip mesela bir düşüncemizi ortaya koyabiliyoruz. Ütopya ne diye hani bir çerçeve çizecek olursak aslında ben mekansal olduğunu söyleyebilirim. Mekansallığı tabii ki disiplinin ele alışına göre değişiyor. Yani edebi ütopyalarla çıkıyor ilk önce bu kavram. Orada mimari mekan yalnızca bir ifade aracı. Ama mimarlıkla ilişkiye girdiğinde bu kavram mekan ütopyanın tam da kendisi oluyor aslında. Ölçeği genişliyor. Geleceğe yönelik kesinlikle. Yani şu an yok. Gelecekte olabilir ama imkansız da. Yani olmaya da bilir. Ve bunu anlatırken bu belirli bir zamanda olabilir ki bunların örneklerini de göreceğiz. Örneğin bir tasarım yaptığımızda 2200 yılı için tasarlandığını belki görebiliriz bu örneklerde veya belirsiz bir zaman da olabilir. Umudun temsili olması çok önemli. Çünkü eleştirinin kökeninde aslında bu var. Değişime olan inanç, yani değişebilir olması aslında bizi umuda yönlendiren şey. İmkansızdır veya var olabilme potansiyeli taşır. Zaten bundan bahsetmiştim. Gerçeklik kaygısı taşımaz. Bu en önemli şey. Ayakları birazcık yere basmaz aslında. Yani o gerçeklik kaygısı taşıdığında zaten ulaşılabilen olduğu için ütopya olmaktan çıkıyor. Ulaşılamayan olması gerekiyor. Şimdinin eleştirisini içerdiğini zaten belirtmiştim. Bu da önemli şeylerden biri. Ve öznel. Çünkü eleştiri öznel. Bunu böyle söylemiştik. O nedenle ütopyalarda aslında kişinin kendisine ait eleştiriden türediği için öznel temsiliyetler. Muğlak ve toplumsal. Sanırım diğer disiplinlerle de hep ortak ilişkisi aslında bu toplum ve eleştirisi özelinde kaynaşıyor diyebiliriz. Bu eleştirinin ve ütopyanın aslında çok gündelik hale geldiğinden bahsettim. Mesela Lefebvre'nin buradaki söylemi bence ütopyanın ne kadar da gündelik bir şey haline geldiğini söylüyor. Değişimi düşünmek yani zaten muhtemel olanı düşünmek olduğundan biz mecburen ütopik biçimde düşünüyoruz diyor. Yani bunu en basite indirgiyor aslında söylerken. Veya işte başka bir atıfta bulunabilirim. Eleştiriden yine bahsediyor burada. Çözülmesi gereken bir sorunun ortaya konulması, ona öneri geliştirilmesi, onun test edilmesi ve burada yaratıcılığı devreye koyuyor aslında. Ütopya üretilebilmesi için yaratıcılığın olması gerektiğinden bahsediyor. Olmayanı ortaya koyuyoruz çünkü. Ve zaten demin dediğim şey, yine başka bir atıfla onu hemen destekleyebilirim. İlgi alanı mükemmel dünyalar değil, daha iyi dünyalar. Çünkü ütopya aracılığıyla ideal dünya arayışı sürekli devam ediyor aslında. Onun sonu gelmiyor. Bağlamla birlikte sürekli evriliyor diyebiliriz. Peki bunlar ne zaman ortaya çıktı? Yani bunun kökeni ne? Ne oldu da ortaya çıktı? Aslında çok eski. Yani antik Yunan döneminde en eski işte şiirlerde, söylencelerde veya hikayelerde ütopik kurgunun izlerine rastlanabiliyor. Ama tabii ki adı ütopya değil. Biz ütopya üretiyoruz şeklinde yapmıyorlar bunu. O işte yazınları incelediklerinde olmayan bir zamana ait umutlarını dile getiren başka dünyalara ait bir şeyler keşfediyorlar aslında. Onların yazıldığını görüyorlar ve aslında bunlar ilk ütopya örnekleridir diye kabul ediliyor. Ama tabii ki ütopya olarak literatüre girmesi Thomas More sayesinde oluyor. Çünkü onun Ütopya diye bir kitabı çıkıyor. 1516, çok eski bir tarih. Burada Ütopya adasından bahsediyor. Yani kurguladığı yerin adı Ütopya aslında. Adayı öyle korunaklı bir şekilde yapıyor ki bir ada içerisinde ortak mülkiyete dayalı bir devlet anlayışı var. Çevresinde hendekler, derin sular, bir deniz var zaten. Asla ulaşılamasın diyor. Ulaşılamasın ki şu an
o bizim yaşadığımız dönemin İngiltere'sini eleştiriyor diye biliyorum. Şu an bizim yaşadığımız o sorunlar bu ülkeye ulaşamasın mantığı var aslında. Korunaklı bir yer üretiyor aslında. Tabii ki biz şimdi bütün inceleyeceğimiz örneklerde de hep şu yönden bakmalıyız. O döneme ait bir eleştiri ve o dönemin ütopyası. Şimdiden bakarsak bu şekilde algılamayız çünkü. Ki biz de eleştirebiliriz. Neden? Çünkü mesela o dönemde yapıldığı için mülkiyet anlayışı olmasın. Mesela herkesin oturduğu, barınacağı yerler 10 yılda bir değişsin şeklinde öneriliyor. Mesela burada işte biz 50 kişi isek, ben bunu burada 50 kişiye sorsam belki kimse kabul etmez böyle bir şeyi. O nedenle hani bizim ütopyamız olmaz. Ama o dönemde Thomas More bunu böyle öngörmüş ve böyle üretmiş. Eleştirisini bu yönde yapmış. Yani ona ait öznel bir temsiliyet aslında. Tabii ki bundan sonra bu tür kaynaklar çok artıyor. Yani edebiyatla birlikte zaten ütopyalar, işte başka olmayan yerlere dair düşler, onların hikayeleri kimi zaman çok güzel hikayeleştirilerek anlatılıyor. Bunlar tabii ki yalnızca o çoğunluğun içerisinde yalnızca 4 tanesini verdim ben. Daha böyle mimarlığa doğru yol alacak olursak aslında ütopyalar kentlerde ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü mimarlıkla büyük ölçekte bir ilişki kuruyor aslında. Ve Rönesans dönemine denk geliyor. Neden Rönesans? Çünkü o dönemde aslında İtalya'dan başlayarak bir düşünsel mimarlık üretme eylemi ortaya çıkıyor. Ve kent tasarımları üretmeye başlıyorlar. Eleştiri artıyor çünkü. Rönesans'la birlikte akla verilen önem, işte eleştirel teorinin ortaya çıkması aslında insanları o var olan içinde bulundukları durumu eleştirmeye sevk ettiği için yaşadıkları yerleri yeniden biçimlendirmeyi düşünüyorlar. Ve bunlar büyük ölçeklerde oluyor. Hatta bunlara hem ideal kentler deniyor hem de Rönesans döneminin ideal kentleri diye de bir kavram var. Direkt zaten o dönemle ilişkilendiriliyor. İşte akıl ön plana çıkıyor, eleştirel teori ortaya çıkıyor, bilimsel bilgi önem kazanıyor. Bunlar hep bu durumu tetikliyor aslında. İki tane de örnek görsel koydum ama bu dönemde o kadar çok üretiliyor ki bunlardan. Modernite zaten Rönesans'tan sonraki süreç artık bu ütopyaların üretilmesinde yani bu tetikleyici güç olarak daha çok var oluyor. Yani modernite çünkü bir modern olma hali, bir süreç. Rönesans'a dayanan bir kökü var. Yeni ile eski arasında bir ayrım var. Yani yeniyi arıyorlar artık. İdeali arıyorlar aslında. Ve insan aklının üstünlüğünü aslında savunuyorlar. Bu nedenle bu dönemde çokça artıyor. Bu söylem bence önemli. Mumford'un bir söylemi. Zaten diyor ki ilk ütopya bizzat kenttir. Aslında ideal kentlerden başlıyor. Yani ki en eskilere daha hani edebi ütopyalara gittiğimizde de onun alt zemininde aslında hep geniş ölçekte bir müdahalenin olduğunu, toplumun nasıl kentlerde yaşaması gerektiğini anlatıldığı metinler mevcuttur. Bu nedenle gerçekten bu söylem önemli bence ilk ütopyanın bizzat kent olduğuna dair. Hemen bir sıçrayış gerçekleştirirsek aslında ütopya ve mimarlık ilişkisini belki daha sağlam kurmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Endüstrileşme diye bir süreç var. Bu da aslında ütopyaların daha böyle bir sıçrayışa geçtiği, kendini gösterdiği bir dönem oluyor. İlginçtir ki bu dönemde üretilen ütopyalar çok fazla değil. Ama dönem kendi içerisinde devrimci olduğu için, kendi içerisinde yeniliklere açık olduğu için o süreci yalnızca tetikliyor ki bunu göreceğiz. Bu dönemde bazı gelişmeler var. Bunlar çok önemli ki bu gelişmeleri o örneklerde aslında hep o görsellerde okuyacağız. Teknolojiye olan inanç bir kere artıyor. Yani bizim keşfettiğimiz sınırlar birden genleşiyor. Teknoloji tabii ki bu gelişmeler iyi olurken bunların bazı sonuçları var. İşte kırsal alanlardan kente daha çok göçlerin olması, insan yoğunluğunun artması gibi şeyler var. Politik ve ekonomik kaygıların insan yaşamının önüne geçmesi var. Bunlar hep eleştiriyi doğuran şeyler aslında. Sınıfsal ayrımların ortaya çıkması, yaşam kalitesinde düşüş, doğanın kaybı ki hep bu tür şeyleri aslında o yapılan o dönemdeki tasarımlar üzerinden okuyabiliyoruz.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler mimarlığı etkiliyor. Zaten değişimi hızlandırıyor ve toplumsal hayatı da etkiliyor. Aslında bunları görüyoruz. Kent planlamaları çok önemli. Yani ideal kentleri gördük. Endüstrileşme döneminde artık bizim de çok da tanık olduğumuz, bize tanıdık gelen mimarlar var zaten. Le Corbusier, Tony Garnier, Frank Lloyd Wright mesela. Kent planlamaları var. Gerçekten o ideal kent arayışındaki gibi planlamalar yapıyorlar çünkü çözüm arıyorlar. Aslında kendileri de ideali arıyorlar. Ama bu tasarımlara baktığımızda ütopik değil. Yani gerçekleştirilebilir şeyler. Anında bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Örneğin gerçekten kentin altyapı problemlerini çözmek gibi bir somut bir ihtiyaca yönelik mesela. Veya Tony Garnier endüstriyel kent üzerine mesela. Çünkü bir endüstrileşme hakim, artık ben kenti nasıl parçalayabilirim işlevlerine göre gibi. Veya işte doğayla ilişkisi nasıl olabilir diye bunlar üzerinden planlamalar yapıyorlar. Bunlar dediğim gibi hani ütopya olarak kabul edilmiyor. Tabii ki gerçekleştirilebilir projeler olduğu için, ama ütopyaları destekleyen, iten önemli güçler aslında. O nedenle bu tarihsel süreçte çok önemli yerleri var. Bu dönemde önemli olan ve ütopyaları gerçekten ortaya çıkmasında büyük etken olan şeylerden biri konstrüktivizm. Ütopya ile çok bağdaştırılan bir kavram bu, bir akım aslında. Çünkü ikisi de yeniyi arıyor. Yani eskiyi köktenci bir şekilde değiştirmeyi öngörüyor. Yeni bir hayat fikrini öne sürüyor ve endüstrileşme olduğu için aslında makine metaforunu zaten kendi temsillerinde çokça kullanıyorlar ki buradaki görsellerde de onu görüyoruz. Gerçekten böyle bir makine metaforunun temsiliyeti söz konusu ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmalıyız şeklinde bir savunuları var. Fütürizm zaten adı üstünde, gelecekçilik. Yani aslında konstrüktivizmle de bağdaştırılıyor bu dönemde. Onlar da hız ve devinimi, yani mekanı biz hız ve devinimi anlatacak şekilde nasıl yapılandırabiliriz? Yani kentler nasıl dinamik olabilir? Bu endüstrileşmeyi nasıl daha iyi bir şekilde temsil edebiliriz diye aslında onlar da teknolojiyi, bu gelişmeleri savunuyorlar. Hatta kentte bu görselde de görüyoruz mesela daha diagonal ve eğrisel formları üretmeye çalışıyorlar ki kentte daha dinamizmi yakalayalım diye böyle bir şeyleri var. Betonarme, işte demir ve camı kullanmaya çalışıyorlar. Hatta merdivenlere artık ne gereksinimimiz var ki? Onlar statik elemanlar. Onların yerine asansörleri kullanmalıyız. İşte cephelerde asansörler tırmanmalı, kendini göstermeli gibi. Gerçekten o makineleşmenin, o metaforun görsel olarak aktarıldığı bir anlayışları var aslında. Bunlar bu dönemi çokça tetikliyor. Bunlar bu görselde, yani slaytta gösterdiğim şeyler, bu dönemde ortaya çıkan yegane ütopya örneklerinden. Gerçekten ütopya olarak kabul edebileceğimiz şeyler ki aynı tasarımcıya ait. Havada nasıl asılı durduğu muğlak olan kentler aslında. Yani havada sürekli çoğaldığını düşünün. Kendi başına var olan, belki kendi aralarında araçlarla iletişimin sağlandığı kentler. Bunları ben eleştiri olarak yorumluyorum. Neye eleştiri? Çünkü o dönemde nüfusun çok arttığını gördük, duyduk, okuduk. Ve aslında kentler de yoğun yapılaşmaya girdi. Artık kentlerde yer kalmadı. Hani doğayı da yok ediyoruz bu endüstrileşmeyle beraber gibi. Bunun sonuçlarını eleştiren bir şey olarak görüyorum bunları. Hatta üçüncü görselde bir fanus içerisinde sanki doğanın korunmasını isteyen bir görüş de var gibi de belki yorumlayabiliriz. Ki buna benzer başka bir örnek daha var. Yine uçan kentleri görüyoruz. İşte ilk görselde İmleç görünüyor mu emin değilim ama mesela burada araçların park ettiğini görüyoruz. Gerçekten burada sanki bunlar bir apartman dairesi gibi. Her bir nasıl biz apartmanlarda kat kat şu an yaşıyorsak eğer. Burası da öyle ama tek farkı havada bunların asılı olması. Yani birçok böyle yerleşim biriminin havada asılı olarak bu şekilde konumlandığını düşünün. Araçlar da haliyle uçuyor. Yani bu şekilde bir hayal ediliyor. Ve bence eleştiri bir öncekiyle aynı aslında.